Avrupa Parlamentosu Genişletilmiş Başkanlık Divanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölücülere karşı Irak'ta yürüttüğü operasyonun kınanmasını öngören bir karar tasarısını gündeme almayı reddetti. Karar tasarısı çoğunluğunu Yunanlıların oluşturduğu 24 parlamenter tarafından sunuldu. Tasarıda imzası bulunanlar arasında Avrupa Parlamentosu Siyasi Komisyonu'na Ermeni iddialarıyla ilgili karar tasarısını sunan Belçikalı parlamenter Jacques van de Melbroek'e de yer alıyor. Avrupa Parlamentosu Genişletilmiş Başkanlık Divanı, Yunanlı parlamenter Junis'in sunduğu İstanbul'daki Ortodoks mezarlığının tahrip edildiğini iddia eden tasarının da gündeme alınmasına gerek görmedi. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Rahşan Ecevit'i Çankaya Köşkü'nde kabul ederek ilk görüşmesini yaptı. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Rahşan Ecevit, görüşmeden sonra gazetecilere şunları söyledi. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'na yaptığım bir nezaket ziyaretiydi. Oradaki görüşlerimizi basına yazılı olarak yapmak istiyorum. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Rahşan Ecevit yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Evren'e nezaket ziyaretinde bulunduğunu ve rejimle ilgili bazı görüşleriyle partisinin kuruluş amacını ve özelliklerini anlattığını belirtti. Rahşan Ecevit, Demokratik Sol Parti'nin halkı siyasette etkinleştirerek demokrasiye geçerlilik kazandırmaya çalıştığını, ancak halkın siyasal katılımı önünde anayasadan, yasalardan ve bazı çevrelerin tutumundan kaynaklanan engeller bulunduğunu Cumhurbaşkanı'na ilettiğini söyledi. Geniş halk topluluklarının siyasal hayatı gereğince etkileyememesinin doğurduğu boşluğu, geçmişte illegal örgütlerin veya legal görünüşlü karanlık amaçlı bazı derneklerin doldurduğunu belirten Demokratik Sol Parti Genel Başkanı şöyle dedi. Partilere ve siyasal katılım haklarına getirilen bütün bu kısıntılar nedeniyle partilerin boşlukta kaldığını, halk ve uzmanlar tarafından beslenemediğini söyledim. Ancak DSP'nin bütün güçlüklere karşın bu gibi engelleri aşmak için uğraş verdiğini ve vereceğini belirttim. Ayrıca Cumhurbaşkanı'na çok sayıda yurttaşımızın yurttaşlıktan çıkarılmalarından doğan sakıncalarla ilgili gözlemlerimi sundum. Rahşan Ecevit, Cumhurbaşkanı'na vatandaşlıktan çıkarılanlar için geniş kapsamlı bir af yoluna gidilmesi halinde yurt dışında zor durumda kalan, yurt özlemi çeken ve ülke aleyhine çalışan grupların bazen tuzağına düşenlerin kurtarılabileceğini söylediğini belirtti. Rahşan Ecevit böylece yurt dışında Türkiye aleyhine çalışanların da tabansız ve güçsüz bırakılacağı görüşünü de ilettiğini kaydetti. Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 69. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen tarihi akış içinde Erzurum konulu toplantı başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Necmettin Karaduman, toplantının açılışında son yıllarda kültür değerleri ve eserlerini korumaya yönelik çalışmaların arttığını belirterek bu çabaların teşvikçisi ve destekçisi olacaklarını söyledi. Karaduman, tarihine, kültürüne sahip çıkamayan milletlerin etkinliklerinin de olamayacağını belirtti. Erzurum Kongresi'nin önemi üzerinde duran Necmettin Karaduman, kongrenin milli bir şahlanış hareketi olduğunu anlattı. Atatürk Üniversitesi Rektörü Profesör Hurşit Ertuğrul da Erzurum'un Türk tarihine şekil veren önemli merkezlerden biri olduğunu belirtti. Erzurum Valisi Recep Birsin Özen ve Belediye Başkanı Necati Güllülü de yörede Ermenilerin yaptığı soykırımı anlattılar ve milli günlerin tarih şuurunun gelişmesi açısından yararına işaret ettiler. 4 gün sürecek toplantı dolayısıyla Anadolu Ajansı Bölge Müdürlüğü'nce Ermeni mezalimini anlatan bir fotoğraf sergisi açıldı. Bu arada Atatürk Üniversitesi kampüsünde Sabancı Vakfı'nca yaptırılan 12 dershaneli ortaokulda hizmete girdi. 93 öğrencisi bulunan Sabancı Ortaokulu'ndan üniversite çevresindeki mahallelerde oturanların çocukları da yararlanabilecek. Soğuk hava, yağışlar ve karların erimesiyle oluşan seller yurdun büyük bölümünde hayatı etkilemeye devam ediyor. Sayın seyirciler, işte Amik Ovası. Geçen yıl binlerce ton ürünü ülkemize kazandıran Amik Ovası bu yıl sular altında ve bu ürünü bu yıl alamayacağız. Amik Ovası'nın sular altında kalmasıyla Amik Ovası'ndaki köylerdeki yaşayan vatandaşlarımızın evlerine de su doldu. Bu vatandaşlarımız evlerinden alınarak Kırıkhan ve Reyhanlı'da otel ve okullara yerleştirildiler. Vatandaşların yiyecek ve her türlü ihtiyaçlarının sağlandığı bildirildi. Bu arada Muratpaşa Kızılkaya köylüleri ise köy yakınındaki yüksek bir bölgede çadırlara yerleştirildiler.
Sayın seyirciler, Asi Nehri'nin taşması sonucu Amik Ovası'nda su seviyesi sürekli olarak yükseliyor. Bu bölgede bulunan 100 bin dekarlık ekili alan sular altında bulunuyor. Tarımla ilgili kuruluş yetkilileri sel sularının hububat ürününe tam zarar verdiğini, sular çekilse dahi ekinin büyümeyeceğini ve kök çürümesi dolayısıyla ekinlerin kuruyacağını söylüyorlar. Asi Nehri'nin sel sularına maruz kalan Amik Ovası'ndaki köylerden Conba ve Karacınlık köylerinin çevre ile olan karayolu bağlantısı da kesik bulunuyor. Borcunu ödeyip baba ocağına dönmenin keyfi bir başka oluyor. Çarşı, dükkanlar, dost yüzler, her şey bıraktığım gibiydi. Bir şeyin dışında. Dükkanımızın tabelası. Babam adının yanına benim adımı da yazdırmıştı. Artık iş ortağıydı. İlk işim babamın bankasında bir ticari hesap açtırmak oldu. Artık ben de iş sahibiydim. Mustafa da o gün iş bankalı oldu. İş bankasında açılan her hesap geleceğe güvenle atılan bir adımdır. Federal Almanya'da 25 Ocak'ta yapılan seçimlerden sonra Hristiyan Demokrat Parti lideri Helmut Kohl parlamento tarafından yeniden başbakanlık görevine getirildi. Hükümet üyeleri de belli oldu. Turhan Dikkaya bildiriyor. 25 Ocak genel seçimleriyle yenilenmiş olan Federal Almanya Parlamentosu ilk genel kurul toplantısını bugün yaptı ve beklendiği gibi eski başbakan Dr. Helmut Kohl'ü bu göreve yeniden seçti. Federal Almanya Anayasası uyarınca sayın seyirciler, hükümet başkanı parlamento genel kurulu tarafından seçiliyor. Hükümet üyeleri ise daha sonra başbakan tarafından atanıyor. Bugün öğleden önce yapılan oylamada başbakanlığın tek adayı Dr. Helmut Kohl 487 oydan 253'ünü toplayarak başbakan seçildi. Muhalefet gruplarına mensup 224 milletvekili aleyhte oy kullanırken 3 oy da geçersiz sayıldı. Seçildikten sonra Federal Devlet Başkanı Richard von Weizsäcker'i ziyaret eden Başbakan Helmut Kohl, kanunlar gereği devlet başkanı tarafından yeni koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirildi. Eski ve yeni Federal Başbakan Helmut Kohl daha sonra da parlamento önünde and içerek görevine resmen başlamış oldu. Bu arada yeni kabine listesi de belli oldu sayın seyirciler. Yarın resmen açıklanması beklenen yeni kabinede Hür Demokratların bakan sayısı 3'ten 4'e yükseliyor. Bu partinin kabinedeki yeni üyesi de Federal Eğitim Bakanlığı'na atanan Jürgen Möllemann. Kabinede öteki yeni isim de Ekonomik İşbirliği Bakanlığı'na getirilen Hristiyan Sosyal Birliği üyesi Hans Klein. Bunlar dışında iki bakan yer değiştirdi, iki bakan da kabine dışı kaldı. İrlanda Cumhuriyeti'nde 3 hafta önce yapılan seçimde en çok oyu alan Cumhuriyetçi Parti'nin lideri Charles Hogey, parlamento tarafından başbakanlığa getirildi. İrlanda parlamentosunun dün geceki oturumunda yapılan oylamada 61 yaşındaki Hogey bir oy farkla başbakan oldu. Charles Hogey başkanlığındaki yeni hükümet de açıklandı. Yeni hükümette Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı'na Cumhuriyetçi Parti'nin başkan yardımcısı Brian Lenehan getirildi. TRT İrlanda muhabiri Tevfik Dalgıç, daha önce de Dışişleri Bakanlığı yapan Lenehan'ın Türkleri ve Türkiye'yi iyi tanıyan bir politikacı olarak bilindiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentindeki Kennedy Havaalanı'nda görevli 56 kişi, uyuşturucu kaçakçılığı yapan büyük bir şebekenin üyesi oldukları gerekçesiyle tutuklandı. New York savcılığı, 16'sı Pan Amerikan Hava Yolları görevlisi olan kaçakçıların yıllardan beri Brezilya'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne kokain ticareti yaptıklarını açıkladı. Açıklamada şebekenin Amerika Birleşik Devletleri'ne bugüne kadar kaçırdığı kokainin yaklaşık 1,5 milyar dolar değerinde olduğu belirtildi. Kennedy Havaalanı'nda yer hizmetlerinde çalışan şebeke üyelerinin havaalanındaki gümrük işlemlerini önceden bildikleri için kokainin ülkeye girişini kolayca sağlayabildikleri belirlendi. Bu arada Orta Amerika ülkelerinden Honduras'ta ülke hava sahasına giren bir C-47 nakliye uçağının Honduras savaş uçaklarınca düşürüldüğü açıklandı.
Honduras Silahlı Kuvvetler yetkilileri uçağın kimliğini vermesi yolundaki uyarılara karşılık vermemesi üzerine düşürüldüğünü, uçakta bulunan 3 kişinin de öldüğünü bildirdiler. Yetkililer pilotun Amerikan yurttaşı Joseph Bernard Mason olduğunu ve uçağın uyuşturucu madde kaçakçılığında kullanıldığının sanıldığını söylediler. Brezilya'da petrol işçilerinin ücret artışı isteğiyle greve gideceklerini açıklamaları üzerine ordu ülkedeki 10 petrol rafinerisine el koydu. Ajanslar tankların desteğindeki askeri birliklerin grevin başlamasından önce rafinerilere girdiğini bildirdiler. Brezilya askeri yetkilileri rafinerilere hükümete ait malların korunması ve çalışmak isteyenlerin işe gidebilmelerini sağlamak amacıyla el konulduğunu açıkladılar. Rafinerilerin sahibi olan devlete ait petrol şirketinden yapılan açıklamada da petrol ürünleri üretiminin devamını sağlamak, meydana gelebilecek şiddet olaylarını önlemek ve şirkete ait malların korunması amacıyla askeri birliklerden yardım istendiği belirtildi. 10 petrol rafinerisinde günde yaklaşık 1 milyon 200 bin varil petrol ürünü üretiliyor. Bu arada Brezilya dok işçileri ve deniz adamlarının 11 gün önce başlattıkları grev devam ediyor. Deniz kuvvetlerine bağlı birliklerin ise grevi sona erdirmek amacıyla bütün limanlarda çaba harcadığı kaydediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin bazı eyaletlerinde orta dereceli okullarda okutulan ders kitaplarında yer alan Türkiye ve Türkler hakkındaki yanlış bilgiler Türk-Amerikan Derneği tarafından belirlendi. Dernek, bunların düzeltilmesi isteğiyle yetkililere başvurdu. Reha Atasagun Washington'dan bildiriyor. Washington'daki Türk-Amerikan Derneği tarafından oluşturulan bir komisyon, bir yılı aşkın bir süredir Virginia, Maryland eyaletleriyle başkent Washington'daki orta dereceli okullarda okutulan ders kitaplarını gözden geçirerek Türkler ve Türk tarihi hakkında eksik ya da yanlış bilgi verilen bölümleri belirledi. Komisyon, gerekli düzeltmeleri de kapsayan bir rapor hazırlayarak bölge eğitim müdürlüklerine gönderdi. İlk cevap Virginia eyaleti içindeki Fairfax bölgesi eğitim müdürlüğünden geldi. Fairfax bölgesi eğitim yetkilileri ders kitaplarında gerekli değişikliği yapacaklarını bildirdiler. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki eğitim sistemine göre ders kitaplarının seçimi bölge eğitim yetkililerince ve okullar tarafından yapılıyor. Ve böylece bir bölgede orta dereceli okullarda okutulan bir ders kitabının sayısı 15-20'yi bulabiliyor. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun tarafsızlığını yitirmesinin toplumda büyük yaralar açacağı belirtilerek kurumun yönetim yapısı ve yayınlarının niteliğinin bu açıdan incelenebilmesi için Sosyal Demokrat Halkçı Partili milletvekillerince meclis araştırması açılması istendi. İçel Milletvekili Fikri Sağlar ve 12 arkadaşı tarafından meclis başkanlığına verilen önergede kamuoyunu biçimlendirmede en önemli araç olan TRT'nin yanlışlıklardan arındırılarak geliştirilmesinde yarar bulunduğu bildirildi. Önergede TRT'de personel alımı, görevlendirilme ve ödüllendirilmede yanlı davranıldığı, yayın hizmetleri için usulsüz ve yüksek miktarlara varan ödemelerde bulunulduğu iddialarının kamuoyunda tartışıldığı öne sürüldü. TRT yayınlarının da iktidar partisini destekleyen nitelikte olduğu ileri sürülen önergede, kurumun iç yapısı ve işleyişi bakımından baştan sona ele alınarak incelenmesi gerektiği kaydedildi. Doğru Yol Partisi İstanbul Milletvekili Yılmaz Hastürk ve 13 arkadaşı tarafından meclis başkanlığına verilen bir başka önergeyle de TRT'nin bazı üst düzey yetkililerinin suç teşkil eden icraatlarda bulundukları iddiasıyla meclis araştırması açılması istendi. Kurum yetkililerinin bu tür uygulamalarının bazı basın organlarında yer almasına rağmen ilgililer hakkında herhangi bir işlem yapılmadığı öne sürülen önergede, ikinci program hazırlıkları sırasında kurum bütçesinden usulsüz harcama yapıldığı ve kurum araçlarının savurganca kullanıldığı iddia edildi. Bu arada Doğru Yol Partisi, TRT'nin geçen ay ve bu ayki iki yayınında TRT kanununun ihlal edildiği gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığına başvurdu. Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcılarından Mehmet Dülger, Ankara'da düzenlediği basın toplantısında bu konuda hazırlanan başvurunun Genel Başkan Hüsamettin Cindoruk'un imzasıyla Cumhuriyet Savcılığına verildiğini bildirdi. Dülger'in verdiği bilgiye göre başvuruda kanunda hükümetin siyasi çıkar amacı taşımamak kaydıyla ayda bir kere 30 dakika süreyle icraatını tanıtabilmesine imkan verildiği, ancak Şubat ayında yayınlanan icraatın içinden programında büyükşehir belediye başkanları konuşturularak siyasi çıkar amaçlandığı görüşüne yer verildi.
Başvuruda böylece sadece hükümet uygulamalarının tanıtımı için geçerli olan kanun maddesinin ihlal edildiği kaydedildi. Başvuruda uydu konferansı aracılığıyla yapılan toplantının ekrana getirilmesiyle de 30 gün içinde icraatın içinden benzeri ikinci bir programın yayınlandığı, bu uygulamaların TRT kanununa aykırı olduğu ve görev suistimali anlamına geldiği öne sürüldü. Doğru Yol Partisi Genel Başkan Yardımcılarından Dülger, basın toplantısında TRT'nin kamuoyunu yansıtma veya kamuoyu oluşmasına yardımcı olma yerine tek istikamette kamuoyu oluşturma gibi yasanın kendisine vermediği bir görevi üstlendiğini de iddia etti. Federal Almanya'da Uluslararası Turizm Fuarına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mesut Yılmaz Türkiye'ye döndü. Mesut Yılmaz, Esenboğa Havaalanı'nda yaptığı açıklamada, fuarda Türk pavyonuna gösterilen ilginin ve basın organlarında yer alan haberlerin yoğunluğu, Türkiye'nin bu yıl turizm alanında en önemli hedef ülkelerin başında geleceğini gösteriyor, dedi. Geniş katıldık. Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerinde turizm alanında bir canlanma gözlendiğini kaydeden Yılmaz, bu canlanmadan en büyük payı alacakların başında Türkiye'nin geleceğini belirtti. Haziran ayı içerisinde Berlin'de bir Türk haftası düzenleneceğini hatırlatan Mesut Yılmaz, bu konudaki protokolün imzalandığını da sözlerine ekledi. Kültür ve Turizm Bakanı Mesut Yılmaz, Türkiye'ye dönmeden önce Münih'te Bavyera Eyaleti Kültür Bakanı Wolfgang Wild ile görüştü. Görüşmede Ankara'daki Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde yer alan eserlerin 1989 yılında Federal Almanya'nın Münih kentinde sergilenmesi konusunda ilki anlaşmasına varıldı. Bu amaçla iki ülke tarafından oluşturulacak heyetler bir protokol hazırlayacaklar. Bu sabah da Bavyera. Türk İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, hükümetin sözleşmeli personel uygulamasıyla sendikalı sayısını azaltmak ve sendikaları zaafa uğratmak amacında olduğunu öne sürdü. Hukuk açısından işçi hakları ve 233 sayılı sözleşmeli personel uygulamasıyla ilgili kanun hükmünde kararname Ankara'da düzenlenen bir toplantıda ele alındı. Toplantının açılışında konuşan Türk İş Genel Başkanı Şevket Yılmaz, sözleşmeli personel statüsünün memur ve işçiler dışında üçüncü bir çalışanlar grubu oluşturacağını bildirdi. Sözleşmeli personel uygulamasıyla öngörülen ücret sisteminin anayasanın ücrette adalet ilkesine aykırı olduğunu da kaydeden Yılmaz, bu sistemin çalışanlar arasında gelir dengesizliğine ve huzursuzluğa yol açacağını söyledi. Toplantıda muhalefet partileri adına yapılan konuşmalarda da hükümetin işçi haklarını sınırlayan tutum izleyerek çalışma barışını engellediği kaydedildi. Konuşmacılar, iktidarın sözleşmeli personel uygulamasını devlet dairelerinde baskı aracı olarak kullandığını da iddia ettiler. Anavatan Partisi adına yapılan konuşmada ise iktidarın sözleşmeli personel uygulamasıyla çalışanlara verilen yetkiler oranında bir ücret politikası güttüğü, bu statüyle kalifiye eleman istihdamındaki sıkıntının da giderileceği kaydedildi. Toplantıda daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Mümtaz Soysal, hukuk devletinde işçi hakları konulu bir tebliğ sundu. Mümtaz Soysal, tebliğinde hukuk devletinin temelinde çalışanların payı olduğunu, çalışanların haklarına yer vermeyen bir hukuk devletinin düşünülemeyeceğini belirtti. İstiklal Savaşı gazisi emekli tümgeneral Raif Yaşar Ankara'da öldü. Raif Yaşar, 1919 yılında Karaharp Okulu'ndan mezun olduktan sonra İstiklal Savaşı'nda çeşitli cephelerde çarpışmıştı. 86 yaşında ölen emekli tümgeneral Raif Yaşar'ın cenazesi 13 Mart Cuma günü Maltepe Camii'nde öğle in kılınacak namazdan sonra Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Türkiye 1. Basketbol Ligi Playoff grubunda Efes Pilsen ve Beslen Spor takımları yarı finale yükseldiler. İstanbul Spor ve Saygı Sarayı'nda oynanan maçta Efes Pilsen ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi. Görüntülerini seyrettiğiniz maçın ilk dakikalarında rakibine üstünlük sağlayan Efes Pilsen, özellikle Taner'in basketleriyle 5. dakikayı 16, 15. dakikayı 27-18 önde geçti. Daha sonra oyunda dengeyi sağlayan Eczacıbaşı ilk yarıyı 34-33 önde tamamladı. İkinci yarıya Eczacıbaşı süratli başladı. Bu yarının 10. dakikasına 46-45 önde giren Eczacıbaşı son 5 dakika içinde farkı 7 sayıya kadar yükseltti. Ancak oyunda tekrar dengeyi sağlayan Efes Pilsen üst üste kazandığı sayılarda Eczacıbaşı karşısında beraberliği sağladı ve maçın normal süresi 68-68 berabere sona erdi.
Maçın uzatma devresinde Roth ve Ömer'in basketleriyle üstünlük sağlayan Efes Pilsen maçtan 76-75 galip ayrılarak yarı finale yükselen takım oldu. Efes Pilsen'in yarı finaldeki rakibi yarın İzmir'de oynanacak Karşıyaka İstanbul Teknik Üniversitesi maçıyla belli olacak. Karşılaşma saat 17.30'da başlayacak. Playoff grubunda bugün Gaziantep'te yapılan karşılaşmada Beslenspor Tofaş'ı 178 yenerek yarı finale yükselen ikinci takım oldu. Beslenspor'un yarı finaldeki rakibi yarın İstanbul'da oynanacak Beşiktaş Galatasaray maçıyla belli olacak. Spor ve Saygı Sarayı'nda saat 17.30'da başlayacak maç televizyonun birinci programından naklen yayınlanacak. Öte yandan Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez Ceza Kurulu tarafından Beşiktaşlı basketbolcu Bullock'la Galatasaraylı basketbolcu Mehmet Ali'ye ikişer maçta oynamama cezası verildi. Buna göre Beşiktaşlı Bullock'la Galatasaraylı Mehmet Ali yarınki maçta takımlarındaki yerlerini alamayacaklar. Uluslararası Halter Federasyonu Yönetim Kurulu toplantısı Yunanistan'ın başkenti Atina'da başladı. TRT Haber Merkezi'nden Ertan Yüce Atina'dan bildiriyor. Uluslararası Halter Federasyonu Yürütme Kurulu, Naim Süleymanoğlu konusunu yarın görüşecek. Uluslararası Halter Federasyonu Yürütme Kurulu'nun Atina'da bugün başlayan toplantısı, Yürütme Kurulu'nun yıllık olağan toplantılarından biri. Toplantıya 5 kıtadan 20 ülkenin seçim sonunda Yürütme Kurulu'na seçilen birer temsilcisi katılıyor. Uluslararası Halter Federasyonu Başkanı Goldfried Schödel'le görüştük. Mr. Schödel, tomorrow you will discuss, the executive committee will discuss the Naim Süleymanoğlu case. Do you think executive committee will decide on this case? Reason to have this meeting here is... Mr. Schödel, yarın yürütme kurulu Naim Süleymanoğlu konusunu görüşecek. Bir karar alabilecek mi sorusunu, bu toplantının asıl amacı 1988 Seul Olimpiyatlarıdır. Gündemimizde 19 madde var. Süleymanoğlu konusu da bunlardan biridir. Önemli olan olimpiyatlarla ilgili sorunları çözmektir. Eğer siz veya yürütme kurulu Naim Süleymanoğlu konusunda karar verirse, bu nihai bir karar mı olacaktır? Yani ileride değiştirilebilecek midir şeklindeki bir soruya, bunu kimse bilmiyor diye cevap verdi. Uluslararası Halter Federasyonu yönetmeliğine göre Naim Süleymanoğlu konusunu hangi maddeye dayandırarak görüşeceksiniz sorusuna en çok bilinen 16'yı 10 maddesidir. Görüşmenin esası bu olacaktır dedi. Yarınki toplantıya katılacak Türkiye'ye Atina'ya bugün geldi. Halter Federasyonu Başkanı Sayın Arif Nusret Say. Bugün Uluslararası Halter Federasyonu Başkanı Schödel'le yaptığım röportajda yarınki Naim Süleymanoğlu konusunda yapılacak görüşmelerde Uluslararası Halter Yönetmeliğinin 16'ya 10 maddesinin dikkate alınacağını belirtti. Bu konuda nasıl bir manzara ortaya çıkacak? 16'ya 10 madde göç edenlerle ilgili bir madde. Naim göç etmemiştir, iltica etmiştir. Ancak yarınki toplantıda şuna kaniyim ki Bulgarların arzu ettiği gibi 3 senelik bir ceza çıkmayacaktır. Bizim için en kötüsü 1 yıllık olacaktır. Uluslararası Venedik Boks turnuvasında 54 kiloda Burhan Koç ve 60 kiloda Atilla Arslan yarı finale yükseldiler. İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen turnuvanın gündüz bölümünde 54 kiloda Burhan Koç, Tayvanlı Ching'i 5-0 sayıyla, 60 kiloda Atilla Arslan, Avusturyalı Buer'i ikinci round hakem kararıyla yenerek yarı finale yükseldiler. 67 kiloda Vedat Önsoy, İsveçli rakibine 4-1 sayıyla, aynı siklette Kadir Aydın, Rumen rakibine Abbondone ile yenilerek elendiler. Turnuvada bu gece 51 kiloda Vedat Tutuk İtalyan, aynı siklette Ramazan Gün Finlandiyalı ve 57 kiloda Vahdettin İsteverse Tayvanlı rakipleriyle karşılaşacaklar. Federasyon Kupası çeyrek finalinin ilk maçında Rize Spor'la Malatya Spor 1-1 berabere kaldı. Rize Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın gollerini 17. dakikada Rize Spor'dan Muharrem kendi kalesine ve 23. dakikada Can attı. Türkiye Voleybol Ligi'nde Galatasaray Silahlı Kuvvetler Gücü'nü 3-0 yendi. İstanbul Burhan Pilek Sitesi Spor Salonu'nda oynanan maçın setlerini Galatasaray 15-8, 15-6 ve 15-3 kazandı. Galatasaray 25 maçta 48 puanla lider bulunuyor. Günün öteki maçlarında alınan sonuçlarsa şöyle. Eczacıbaşı 3, Petrol Ofis 0, Genel Sigorta Altınyurt 3, Rabak Kandıra Gençler Birliği 0, Emlak Kredi Bankası 3, Arçelik 1. Ziraat Bankası Fenerbahçe maçı ise haber yayını hazırlandığı sırada devam ediyordu. Türkiye Voleybol Ligi yarın yapılacak 5 maçla sona erecek. Yarın İstanbul'da Galatasaray Petrol Ofis,
Eczacıbaşı Silahlı Kuvvetler Gücü, Otomarsan Rabakkandıra Gençler Birliği, Ankara'da Ziraat Bankası Arçelik ve Silahlı Kuvvetler Gücü Fenerbahçe maçları yapılacak. Uluslararası Çocuk Kupası kayak yarışları yarın Uludağ'da başlayacak. Bugün yapılan açılış töreninde konuşan Kayak Federasyonu Başkanı Erdoğan Üstünsoylu, bu yıl beşincisi yapılan yarışmaların, çeşitli ülkelerden gelen çocukların dil, din ve ırk farkı gözetmeksizin kaynaştırılması amacıyla düzenlendiğini söyledi. Uluslararası Çocuk Kupası kayak yarışmalarına Yugoslavya, Federal Almanya, İran, Yunanistan ve Macaristan'ın yanı sıra Türkiye'den 68 yıldız ve minik kayakçı katılıyor. 1700 metrelik pistte yarın saat 10'da başlayacak büyük slalom yarışlarında 36 erkek ve 17 bayan kayakçı mücadele edecek. 5. Uluslararası Çocuk Kupası kayak yarışları Cuma günü yapılacak slalom yarışıyla sona erecek. Amerika Birleşik Devletleri'nin Cincinnati kentinde devam eden Dünya Artistlik Patinaj Şampiyonası'nın çiftler dalında madalyalar bu gece sahiplerini bulacaklar. Dün geceki kısa program sonunda Sovyet Ekaterina Gordieva, Sergey Grinkov çifti birinci duruma yükseldi. Eski dünya şampiyonu Elena Volova, Oleg Vasilyev çifti ikinci, Birleşik Amerikalı Jill Watson, Peter Opegar çifti de üçüncü durumda bulunuyor. Haberleri sunduk, iyi akşamlar diliyoruz.